Akut hepatit B enfeksiyonuna bağlı. Akut hepatit yetmezlik gelişen 25 yaşındaki erkek hastanın takibinde aşağıdaki sorunlardan hangisinin gelişmesi beklenmez? Arkadaşlar bu soruyu çok dikkatli dinleyin. Bir sürü soruya cevap bulacağız bu sorunun içerisinde. Şimdi akut bir karaciğer yetmezliği geliştiği zaman ilk başta faktör 7 düzeyi düşer. En erken yarı ömrü en kısa faktör 7 olduğu için akut karaciğer yetmezliğinde en erken düzeyi düşen faktör 7'dir ve faktör 7 ekstrensek yolda görev aldığı için bu hastada faktör 7 düşüşüne bağlı hastada protrombin zamanı uzar. Yani hastanın INR'si uzar. Bu hepatik yetmezlikteki en erken laboratuvar değişikliğidir. Tamam mı? Bak bu soruyu böyle de sorulabilir. Akut hepatit B enfeksiyonuna bağlı gelişen akut hepatik yetmezlik tablosunda en erken biyokimyasal değişim aşağıdakilerden hangisidir? Cevap INR'nin uzamasıdır. O zaman demek ki hastada koagülopati var mı? Elbette koagülopati var. Yine hepatik yetmezlik geliştiği için bu hastada amonyak artışına bağlı olarak hastada ensefalopati gelişecek midir? Ensefalopati de elbette bu vakada gelişebilecektir. Yani zaten akut yetmezlik dediğimiz tablonun tanımı ne? Akut yetmezlik dediğimiz tablonun adı koagülopati artı ensefalopatidir. Tamam mı? Bu ikisine biz akut karaciğer yetmezliği diyoruz. O yüzden bu vakada ensefalopati var mıdır? Elbette vardır. Hipoglisemi karaciğer yetmezliğe gittiği için glikojenoliz aksar ve hastaların hipoglisemiye meyilleri olur. O yüzden karaciğer yetmezlikli hastalar hipoglisemiktirler. Beyin ödemi yine gelişebilecek bir patolojidir. Ensefalopati ile ilişkilidir. Ancak özefagus varis kanaması hastanın portal hipertansiyonuna bağlı gelişen bir durumdur ve bu kronik bir zeminde gelişecek bir olaydır. Yani akut yetmezlikte henüz özefagus varisleri oluşmadığı için bu varislere bağlı herhangi bir kanama da beklenmez. Anlaştık mı? Bu soruyu çözerken ki bakış açınız bu olmalıdır. Hangisi kronik bir hadisedir? Yani benim bugün bütün değerlerim normalken yarın akut hepatik yetmezliğe girersem ben de varis kanaması oluşmaz. Çünkü varisin oluşabilmesi için portal hipertansiyonun gelişmesi gerekir. Portal hipertansiyon gelişmeden varis olmaz ve olmayan varisten de kanama beklenmez. Bu soruyu böyle bekleyelim. İkinci kez ikinci bir formatı da bu sorunun şudur. Soruyu aynı şekilde sorar. Akut yetmezlik tablosu gelişen 25 yaşındaki hastada aşağıdaki laboratuvar bozukluklarından hangisi beklenmez diye sorar. Bu sefer cevap albümin olur. Albüminin yarı ömrü 21 gün olduğu için akut yetmezlikte düzeyi hemen düşmez. O yüzden hipoalbüminemi kronik karaciğer hastalığının bir problemidir. Akut karaciğer yetmezliğinin bir problemi değildir. Akut karaciğer yetmezliğinde albümin yarı ömrü 21 gün olduğu için hemen düşmesini beklemeyiz. En erken laboratuvar değişiklik koagülopati, APTZ'nin uzaması yani INR'nin uzaması, geç olan değişiklik akut yetmezlikte beklenmeyen değişiklik ise hastanın hipoalbüminemisidir. Peki bu vakayı böyle aynı şekilde sorup akut hepatik yetmezlik tablosu gelişen 25 yaşındaki erkek hastanın takibinde en değerli prognostik gösterge hangisidir diye sorarsa peki prognozun göstergesi INR'dir arkadaşlar. Bir sürü soru formatı yaptık bu sorunun içerisinde. Prognozu bize gösteren bu vakada INR'nin uzamış olmasıdır. Hadi toparlayalım. Akut yetmezlikte ne beklemiyoruz? Portal hipertansiyon gelişmediği için özefagus varisi beklemiyoruz ve bu varise bağlı bir kanama beklemiyoruz akut yetmezlikte. Akut yetmezlikte prognozu gösteren INR'nin uzamasıdır. Akut yetmezlikte en erken laboratuvar değişiklik hastanın APTZ'sinin protrombin zamanının uzaması, INR'nin uzamasıdır. Neyi beklemiyoruz laboratuvar olarak? Albüminin düşüklüğünü
beklemiyoruz. Farklı soru formatlarıyla bu soruyu anlatmaya çalıştım. Herkes için faydalı olmasını temenni ederim.